Ve net söylüyorum, ben şöyle durayım. Çeneme değil, şurama sen istediğin gibi yumruk var. Sen beni düşüremezsin lan. Öyle bir dünya yok ya. Yüzyıl lan. Savaş, yavaş. Yani sen değil, senin iki katında kas oranına sahip olsa bile bir insan, 2 metre, 2,5 metre boyunda bile olsa eğitimli, bu işin tecrübesini edinmiş ve ne zaman, nereye, nasıl vuracağını bilen 70 kiloda olsa bir boksörün karşısında çeneye alacağı sert bir darbeyle birlikte ayakta uyumaya başlar. Yani bu sadece senin için geçerli değil, hepimiz için geçerli. Tüm insanoğlu için geçerli olan bir sinir sistemi işleyiş merkezinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu ayakta uyumanın ve bayılmanın, şuursuzca et yığını gibi yere yığılmanın nedeni nedir? Görmüş olduğunuz gibi çeneye inen ana sinir kanalı mevcuttur. Burada şemayla anlatmaya çalışıyorum. Siz Google üzerinde çene sinirlerini yazdığınızda ortaya çıkan şemadan da faydalanabilirsiniz. İşte bu çeneye inen ana sinir kanalı beyinle iletişimi sağlıyor ve yine bu ana sinir kanalı üzerinde dişlere giden sinir ağları mevcuttur. Bu herhangi bir dişiniz çürüdüğünde biliyorsunuz bu sinir ağları vasıtasıyla beyne haber gönderilerek işte burada bir arıza var, buranın giderilmesi, onarılması gerekiyor diye bu dişte müthiş bir ağrı ortaya çıkar. Düşünün, sadece bir dişteki bir sinir ağrısı bile bizim hayatımızı çekilmez hale getirebiliyor ki ana sinir kanalına gelen darbeyle birlikte neler olacak onu anlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çene ucuna doğru inen bu yine ana sinir kanalı üzerinden yine dişlere ağlar yoluyla iletişim sağlanması için bir bağlantı kuruluyor ve bu bağlantıya arkadaşlar çene ucunda bu dallı budaklı yine ana sinir kanalına sert bir darbe geldiğinde beyne giden iletişimlerde bir dalgalanma söz konusu oluyor ve bu dalgalanmayla birlikte beyin tüm sinir sistemi merkezinde bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmek için anlık olarak kapatıp açıyor. İşte bu kapatıp açma olayı nasıl gerçekleşiyor? Darbe geldiğinde beyinde bir şimşek çakıyor anında ve bu şimşekle birlikte büyük bir çınlama ortaya çıkıyor. Yani can diye bir çınlama ve bu şimşekten sonra hemen anlık olarak bir karanlık geliyor. Ve bu karanlıktan sonra tekrar bir görüntü ortaya çıkıyor. Fakat artık görüntü önceki gibi değil. Yani böyle dalgalı, bulanık görmeye başlıyor insan. Ve bütün vücudun fonksiyonları yitirildiği için o esnada, zaten o şimşek çaktığı esnada ayakta uyumaya ve yere şuursuzca et yığını gibi düşmeye başlıyor. İşte arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar biz boksörüz yani. Ringe çıkan yumruk da attığı kadar yumruk da yiyor. Biz şampiyonlukları boşa elde etmedik. Çok savaştık. Çok da böyle enteresan darbeler aldık. Allah'a şükür hiç yere yıkılmadık, nakavt olmadık. Fakat ayakta bizi uyutacak yumruklar tabii ki geldi. Netice itibariyle gelmedim diyen zaten boks yapmamıştı. Şöyle bir şey yok. Ringe çıkan o yumrukları atacak da yiyecek de. Netice itibariyle tabii ki bunun şiddetinin dereceleri vardır arkadaşlar. Yani çok şiddetli geldiği an nakavt olursun, yerden kalkamaz hale gelirsin. Fakat şiddeti az olduğunda, işte anlatıyorum kademe kademe, daha az olduğunda yere düştükten sonra hakem ona kadar sayarken kalkar ve maça devam eder. Ve dayanıklıdır biraz. Yani biraz da dayanıklılık söz konusudur. Kiminde cam çene denir. Çok naif çenesi vardır. Kiminde daha dayanıklıdır, daha zor düşer ama neticede düşer. Denk geldiğinde düşmez diye kimse yoktur. İnsanoğluysak ve bu sinir sistemi akışına sahipsek herkes çeneye gelen net darbeyle düşer. Tabii daha zayıf olan vardır, daha dayanıklı olan vardır. O ayrı bir şey. Ve yine anlatıyorum, yere düşüp kalkan yine maçına devam edebilir kendine do hakeme iyiyim diyerek. Bir de ayakta uyuma vardır. Bu işte bu ayakta uyumalar bende de gerçekleşti. Bazı önemli kritik maçlarda, zorlu maçlarda. Netice itibariyle maça devam ettik Allah'a şükürler. Sonunda da alnımızın akıyla çıktık. Sert gelen yumrukla beraber yine beyinde bir şimşek çakıyor ve birden kararıyor ve çınlamayla beraber anlık olarak yine ortalık flulaşıyor ve bunu hakem anladıysa zaten hemen maçı durduruyor ve saymaya başlıyor. 1, 2, 3, 4 ve saymasının sonunda sana iyi misin diye bir soru soruyor. Sen cevabı düzgün bir şekilde vererek evet iyiyim, devam edeceğim, kendimdeyim diye
gözünle kararlı bir şekilde olaya baktığın zaman hakem devam ettiriyor. Fakat işte hakem saydı, sayışı bitti, iyi misin diye sordu, sen cevap vermedin. İşte elini bu şekilde böyle kafan dönüyor gibi oluyor, gözlerin dönüyor gibi oluyor. Hakem hemen maçı bitirip abonelere olmana neden oluyor. İşte bu yüzden toparlanma süreci de ve olaya hakim olma süreci de çok önemlidir. Fakat hakemin anlamadığı zamanlarda da yine arkadaşlar gelen darbeyle birlikte eğer uyumaya başladıysanız hemen kapanın ve kendinizi ringde gezdirmeye başlayın. Biraz kendinize zaman ayırın. Hiç rakiple işiniz olmasın. Sürekli ayakla manevra, geri çıkış, bir yerde de beklemeyin. Eğer bir yerde sabit beklerseniz çok kötü avlanırsınız. O yüzden hareketle beraber hem vücudun, yani derler ya şöyle bir git açıl biraz oturmaya, oturduğun yerde hani insana bir buhran çöktüğü zaman açılması için hareket etmesi gerekir ya, siz de aynı şekilde. Durmayın, kesinlikle durduğunuz yere toparlanmaya çalışmayın. Ringde sert bir darbe aldığınızda mutlaka ama mutlaka sola sağa sürekli manevralarla gezinin ki vücut çok çabuk daha toparlansın. Bu akışkanlık olayıyla birlikte, hareket kabiliyetiyle birlikte sinirler olaya ulaşmak, iletişimi daha iyi sağlamak için çok daha hızlı hareket etmeye başlar ve sizi çok daha hızlı toparlar. İşte bu yüzden hareket edin sürekli olarak. Eğer hakem anlamadıysa bu şu. Ve arkadaşlar olaya geri dönüyorum. Tabii kademe kademe anlatılacak o kadar çok şey var ki. Yani bir videoya hepsi tabii ki sığmaz. Parça parça geçmiş videolarda da anlatıyorum. İlerleyen videolarda da anlatacağım tabii ki. Ve yine arkadaşlar demin bahsettiğim gibi işte bu ayakta uyuma olayından sonra kesinlikle ve kesinlikle vücudun toparlanması belli bir süre alıyor şiddetin durumuna göre. Ve herkes için geçerli olan bu olay kas oranıyla, boyla veya işte kiloyla fark etmiyor arkadaşlar. Herkes için, insanoğlu olan herkes için geçerli ve eğitimli biriyle birlikte karşılaştığımızda sıkıntı büyük olabiliyor. İşte Savaş normal bir fitnessçi, diğer kardeşimiz Kaan kardeşimiz ise eğitimli, tecrübe etmiş, bu vuruşları ve yediklerini tecrübe etmiş, yıllarca bu işe emek vermiş, alın teri dökmüş dövüşçümüz kardeşimiz. İşte Savaş'ın bu 70 kiloluk dövüşçü kardeşimiz karşısında şansı gerçekten çok ama çok az, hatta yok diyebiliriz. O yüzden Savaş tabii ki eğitim almamış bu işlerle alakalı olarak ve hantal durumda ve bu işten galip çıkması oldukça zordu ve bunu gördü, gerekeni de yaptı, zaten geri çekildi büyük ihtimal, ses soluğu çıkmıyor. Ve siz de arkadaşlar eğitimlerinizi alırken yani kulaktan dolma bilgilerle değil, işte yaptığınızı ve olan olayları bilimsel olarak inceleyin ve araştırın. Her şeyi araştırın. Kulaktan dolma bilgilerle sakın yola çıkmayın. Gerçek anlamda başarıya araştıran, işte bu işleri için alın teri döken, emek veren herkes bir şekilde ulaşır. Yeter ki o işe kendinizi adayın arkadaşlar. Hepinize sevgiler, başarılar.